Restorasyon bölümünün şu işaretler mi? Evet, hani doktora tezi olarak taş imzalarını çalışıyorlar. Aynen öyle. Epeydir kanalıma bir şey yüklememiştim. Yükleyeyim mi diyorsun? Yükle abi. Ay canım. Moto JJ kanalı. Ben Erdinç Amaç. Ben Orkun Dayıoğlu. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Orkun, bugün ne yapacağız? Bugün şöyle bir şey yapacağız. Yeni başlayanlar için, yani fotoğraf çekmeyi sevenler için ve ilk kez makine alacaklar için çok önemli bir soru. Hangi makineyle başlamalıyım? Hadi canım. Aynen öyle. Zor bir soru be Orkun. Evet, yani hangi makineyi almalıyız? Peki, o zaman nasıl değerlendirelim onu biliyor musun? Bir fiyat bandından değerlendirelim. İki, hangi amaç için çektiğinle, yani fotoğraf makinesi almak istiyorsunla değerlendirelim. Bunu üç banda ayıralım. Başlangıç, orta ve ileri seviye. Evet. Şimdi başlangıç seviyesi olarak, ve tabii Fujifilm'den bahsediyoruz, Fujifilm kameralarından aynen bahsediyoruz. Evet. İki tane isim var. Bir tanesi şu anda satışı tükendi. XA serisi. XA. Ki ben biliyorsun XA7'nin tanıtımını yapmıştım. Aşık olmuştum o küçük makine. Değil mi? Ve hala büyük pişmanlığımdır o gün satın almadığım. Yani cep telefonu gibi bir kamera çünkü. Çıkart çat 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 çek ve çok da güzel fotoğraflar çekiyorsun. Çok güzel videolar çekiyorsun. İkinci bana göre başlangıç seviyesi, bana kızabilir bazıları ama XT serisidir. XT. Ama XT'nin 200'ü. Yani üçlü rakam. XT200. Gücünüz onlara yetiyorsa onlarla başlayın. Hatta XT200 ile başlayın. Çünkü XT200 tabii XA7'ye fark olarak bir kere vizörden çekebildiğiniz bir kamera. Orta segment çok ilginç bir segment. Orta segmentte çok enteresan makineler var. Bir kere XT'nin ikili rakamları var. Bir de XE serisi var ki ben hasta olduğum bir seridir. Mesela sen sadece fotoğraf çekeceksen, senin birinci amacın fotoğraf ve özellikle sokak fotoğrafçılığı yapacaksan, hani bel hizasından çekmeyi seven insanlar için o böyle açılan şey var ya abi. Aynen öyle ekranı. XE4 müthiş bir kamera. Fiyatı da, ve daha doğrusu fiyat performanslı belki en üstün kameralardan bir tanesi. Nesi eksik? IBC yok. Ama eğer fotoğrafçılık yapıyorsan zaten IBC'e de çok gerek yok. Değil mi? Aynen öyle. Çok da gerek yok. Aynen öyle. Neden çok gerek yok? Çünkü eğer ki sen lensinin farkındaysan, ne kullanıldığını biliyorsan ve o işte aradaki farkı biliyor isen, söz gelimi sallıyorum ben, 24 milimetre kullanıyor bir lens kullanıyor isen, 23 milimetre bir lens kullanıyorsan pardon, ve sen biliyorsan ki bunun minimum shutter speed'i yani enstantane hızı 1/50'nin altına düşürmeden ben sabit fotoğraf çekerimi biliyorsan zaten onda bir problem yok. Değil mi?
Kaldı ki Fuji filmlerde biliyorsun özellikle bu son nesil X, yani X4 trans sensör ve X4 prosesörlü sistemde ISO performansı hakikaten 4-4 bu kameraların. Dolayısıyla 6400 ISO'ya kadar vur, hiç korkma. O zaman da istediğin gibi enstantaneyle de oynarsın. Ayrıca XE4'ün video tabanı da oldukça kuvvetli. Yani başlangıç serisi. Yani çok ilginç bir şey var. Fuji filmlerde orta segmentle üst segmenti birbirinden ayıran çizgi o kadar ince ki. Yani XE4'te yaptığını yapabiliyorsun. Değil mi? Gerek fotoğrafta gerek videoda. Ve çok ve yarı fiyatına alıyorsun onu yani. Orta üst segment. Yanlış anlama. Mesela buna XT30'u falan da katabiliriz orta segmente. Ben ona orta üst segment diyorum. Biraz farklı bir kamera var. Özellikle de şey başlayanlar, mesela eski DSLR'dan geçenler ve o daha böyle bizim sevdiğimiz, bizim gibi çok yani dinozor fotoğrafçıların manuel... Bırak estağfurullah ne demek biliyorsun değil mi? Öylesin ama yani. Kesinlikle hayır. Öyle demek. Evet. Bizim gibi dinozor fotoğrafçıların hani manuel şeye hakim olmayı tercih etmeyen ve DSLR'lardan gelenler için çok güzel bir kamera ve sen kullandın onu biliyorsun. Sen sahiptin ona. X-Son serisi. Evet, X-Son. Bu yepyeni bir seri Fuji filmi. Çok ilginç bir seridir. Ve çok da memnun kalırsın ya. Ben yani şey alana kadar, X-H2S'i alana kadar onu biliyorsun X-T4 ile beraber ikinci bir rol kameram olarak. Hatta bazen bütün videolarımı çektiğim kamera olarak kullandım. Ve hiç beni yarı yolda bırakmadı. Yani şimdi gerek fotoğrafta gerek videoda. Kesinlikle. X-Son 4-4'lük bir kamera. Çok güzel bir kamera. Ha, nesi yoktu? H265'i yoktu. Kim çekiyor ki aslı? Yani çek H265'te de ondan sonra yeterli güçlü performanslı bilgisayarın yoksa lazım. Hadi onu işte de göreyim seni. Aynen. Yani. Dolayısıyla tabii. Bazen neye para verdiğini de farkına varman bilmek lazım. Bilmek lazım. Aynen. Eğer senin çok kuvvetli, çok güçlü bir base bilgisayarın yoksa H265'i falan işlemez. Hiç gerek yok. Hiç aynen gerek. Öyle. Aynen öyle. 60 tamam birçok insan için hani 60 FPS önemli olabilir ama işin realitesinde 24-25 FPS zaten yetiyor videoda baba. Evet. Hani en fazla 30. 30'u veriyordu zaten sana X-S3. Tabii ki. Tabii ki. Fotoğrafta da zaten X-T4 ile birebir aynı sensörü X-E4'te ve X-T4'teki aynı sensöre evet. sahip olduğu için ve prosesöre yani işlemciye de sahip olduğu için benim onda çektiğim fotoğrafları da zaten kanalda izlemişsindir. Müthiş fotoğraflar. Mükemmel müthiş fotoğraflar çekiyor. Onun bir üst segmenti XH. Şimdi yeni XH ama XH şimdilik bırakalım kenara. Evet. Çünkü XH1 ilk çıktığında XH1 ilk ibisli makinasıydı biliyorsun Fuji filmin. Ve onun amacı videoydu. Ve ben onu ilk aldığım zaman çok hevesle almıştım ama o dönemler ben video bu kadar üstüne durmayan bir şeyim vardı, bir kullanım karakterim vardı. Fotoğrafta beni tatmin etmedi o makine. Ama hemen akabinde zaten X-T4 çıktı. Evet. Pardon X-T3 çıktı. Çok özür dilerim abi. X-T3 çıktı. Ben X-T2'den gelmeyeyim bu arada. X-T2 ile başladım Fuji filmi. Ki X-T3 de ilk çıktığında yine çok sansasyonel. Müthiş fotoğraflar çektim. Aynen. Müthiş fotoğraflar çektim. 10 bitte kayıt yapıyordu. Tabii. Yani 10 bitte kayıt yapıyor. Ha dahili değildi belki bu 10 bit kayıt ama hani yine de müthişti yani. Evet. Ondan sonra X-T4 zaten çıktı. X-T4 efsane bir olayı götürdü. Yani evet. Hala ben kullanıyorum. Şu anda mesela X-T4'te çekim yapıyoruz. Evet. X-T4 ve yani bazı arkadaşlarım beğenmediği 16-80 lensle çekim yapıyoruz. Değil mi? Değil mi? Tabii. 16-80 efsane ikili bana göre. Bana göre efsane ikili. Kesinlikle. XT4 çıktı ve XT4'te hem ibis vardı, hem 60 FPS vardı, hem işte dahili 10 bit kayıt vardı, 4.2.0 dahili 10 bit kayıt vardı. Aynen, 4.2.0. Yani harici kayıtta da 4.2.2 10 biti yakalatabiliyordu sana vesaire vesaire. O kamera bence koleksiyon kamerasıdır. Evet. Yani ben XT4'ümü kolay kolay satmayı düşünmüyorum. Evet. Başka kameralar alırım elbet, değiştiririm belki kameralarımı ama X-T4 bende kalır. Yani şey gibi kalır. Bir antika olmaya aday bir kamera değil olarak mi? Kalır. Mesela eski fotoğrafçılar bilir. Canon'un AE serisi vardı. İlk filmli kameralarda. Bende vardı. Uzun yıllar kullandım. Sonra
benim bir akrabam abandı dayanamadım. Yani sattırdı bana kendisi onu. Hatta hala ondaysa kafasını gözünü kıracağım, geri alacağım o kamerayı. Eğer çöpe atmadıysa. Neyse. Yani X-T4 de öyle bir kamera olmaya aday. Kesinlikle. O dolayısıyla X-T4. Şimdi gelelim X-H'a. Bu yeni çıkan seri de X-T4'ü de geride bıraktı. X-H'ı gez. Çünkü yeni flagship dedikleri noktaya geldi. Yeni flagship olduğu için şimdi X-H2S'i zaten ile ilgili birçok içerik yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Yani iyice tanınsın istiyorum çünkü müthiş bir devrim niteliğinde bir kamera X-H2S. X-T4 zaten hakikaten 4-4'lük bir kameraydı ama düşün ki onun da üzerine tırmanan bir olağanüstü bir kamera haline geldi. Şimdi bunlar benim sana saydıklarım. Yani o şey segment, giriş segmenti, orta segment, üst segment ve yeni üst segment olarak tanımlayalım. Şimdi senin soruların olmalı ki ben sana o zaman cevap vereyim. Hangi fotoğrafçılık? Şimdi yani kendi açımdan baktığım zaman ben mesela manzarayı çok seviyorum bir. Ama öncelikli olarak tabii portreyi çok severim ben. Mesela bir portre çekimi yapmak istediğim zaman nasıl bir kamera almam lazım ve nasıl bir lens de kullanmam lazım? Yani o da önemli. Bak, onu da bilmek lazım. Bravo, çok güzel. Yani iki soru birbirini bağlıyor çünkü ben sen söylemesen de ben hemen orada itiraz edecektim. Orada kameradan belki daha da önemlisi lens diyecektim. Aynen. Şimdi manzara, eğer durağan manzara fotoğrafçılığı durağan ve durağan portre fotoğrafçılığı yapacaksan o zaman sen orta segmentin üzerine çıkmana ihtiyaç yok. Şimdi senin bir önceki içeriğimizde hani o güç elimin altında bulunsun diyorsun ya. Evet. Ama o gücü hiçbir zaman kullanmayacaksın ki Orkun. Yani evet. Yani kalkıp sen 60 FPS video çeken bir kamera sadece portre fotoğrafçılığı yapacaksan niye o parayı veriyorsun? Tabii ki gerek yok. Aynen öyle. Yani insanlar işte sonradan o değişir mi? Mesela portre çekeriz, sonra ne bileyim işte makroya dönebiliriz biliyorsun. Yani bu işler biraz böyle, bu işleri tanıdıkça değişiyor bazı şeyler ama ben mesela geniş açıyı her zaman çok sevmişimdir ve senin söylemlerinle 10-24 lens aldım ve yeni versiyon biliyorsun. Sen de duruyor değil mi o lens bu arada? O lensimle birlikte verdim ben XS 10'umu. Çok şanslı ikisini de alan. Büyük hata. Evet. Bak onu keşke satmasaydın. Ya o çok düşündüm ama yani. Keşke satmasaydın. Hani şeyi tamam şeyle beraber verebilirdin. XC35'im vardı ben biliyorum. Evet XC35 bin metrem vardı. XC35'ler beraber verseydin ama şeyi satmasaydın. 10-24'ü. Evet. Satılmayacak çünkü lensler var. Çünkü geniş açıda insanın ihtiyacı oluyor yani. Satılmayacak lensler var. Onlardan bir tanesi de 10-24. Evet kesinlikle. Yani bana göre. Onda bir hata yapmış olabiliriz ama. Biliyorsun şey hata Bağdat'tan çıkar yani eninde sonunda senin cebine yansıyacak. Evet. Şimdi dolayısıyla sırf fotoğrafçılık olarak düşünüyorsan ve ben hani videografi benim çok da işim değil diyeceksen ki demeyeceksin biliyorum çünkü senin YouTube kanalın var. Evet. Biraz ondan bahsetsene bize ya. Bu ya ben ilk tabii motosikletimi şimdi ben biliyorsun motosiklet sahibiyim. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. İki tane de motorum var. Ve yeni aldığım motorla ilgili de vloglar çekmek istedim. Çektim de ama yaklaşık son bir yıldır falan video falan atmıyorum. Hatta 1,5 yıldır falan atmıyorum. İşte son bir yıldır çok insan birçok şey yapamıyor. Şimdi oralara evet, girmeyelim istersen. Yani hem zamandan dolayı yapamıyoruz hem de keyiften dolayı yapamıyoruz. İşte başka şeylere kanalize olduk. O teknoloji de gelişiyor. Bu arada yani aldığın kamera her sene yeni bir kamera çıkıyor. Yeni bir kamera çıkıyor. Durdurayım. Niye durdurayım biliyor musun? Bak bunun böyle olmadığını ispat etmek için hatırlarsan içeriklerimden bir tanesini benim 15 yılı... Evet ya, ben o ne kadar şaşırmıştım ya. 15 yıl öncenin kamerasıyla çektim. Aynen öyle. Handcam'le çektim. Evet Handcam abi. Bildiğin o Handcam. Klasik evet. Handcam'ler yok mu abi? Evet aynen. Onunla çektim ve 1080p'ye çektim abi. Yani insan gerçekten isterse ya. Acaba şimdi orada da bir yanılgıya düşmüyor muyuz ya? Yani istek mi? Ya daha doğrusu yapma isteği mi yoksa elindeki mal mı? Yani orada benim kafam karışıyor. İşte her ikisi de mi acaba? Yani şimdi tamam, ben anlıyorum seni. Şimdi ne yaparsanız yapın sevgili dostlar. Aldığınız her yeni ürün en fazla 6 ay yenir. Ya evet bir de öyle bir şey var ya. Yani ama sizin eğer içinizdeki istek bunu yapmak
bunu yapmayı sürdürmek istiyor ise elinizdeki değeri yetirmişsiniz. Ben içerimin bir tanesini biliyorsun iPhone'la yaptım. Evet. İçerimin bir tanesini ben GoPro ile yaptım. Değil mi? Yani insanlara gerçekten bunu yapmak istiyorsanız elinizdeki ekipmandan ziyade sizin becerinizi demeye getirdim ben onu. İşte biz herhalde beceriksiziz biraz. Hayır, kendine. Ben o anlamda söylemedim. Beceriniz ve isteğiniz yani İstek, ikisi bir yerde. Aynen. İstek olmayınca zaten şey yapmıyorsun yani yapamıyorsun. Sen aslında teknoloji manyağısın. Evet, ben takip ederim gerçekten. Yani çok ilginç mesela. Ben daha almadım, sen drone aldın sattın. Aynen öyle. DJI Mini 2 sahibiydim bir aralar. Sen drone aldın sattın mesela. Evet. Yani ilginç bir adamsın bu konuda. Ama kendini bir yerlerden sonra el freni mi çekiyorsun? Bir yerden sonra yeterli mi buluyorsun? Mesela benim o psikopatlığım vardır. Ben yeterli bulmam yaptığım hiçbir şey. Ben bunu daha iyi nasıl yaparım peşindeyimdir. Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle. Ya bir anda böyle şeyler oluyor. Bilmiyorum. Yani DJI Mini 2 mesela ben... Tabii bu son yaptığım işle de alakalı. Yani 9 aydır farklı bir işte çalışıyorum biliyorsun. Hiçbir vakit bulamadım. Evet, doğru. Şimdi bu tür teknolojik aletlerde özellikle drone'larda Ankara'da yaşıyorum ben biliyorsun. Ya, drone büyük şehirde kullanamazsın. Olmuyor. Yani drone'u kaldıramıyorsun, işte sinyal vermiyor. Ne bileyim istediğin görüntüyü alamıyor. Şehir içinde çok bir zor. Yasak. Yasak. Yani hadi izin yasak alman yani. Lazım. İzin alsan yine onlarda da fark problem etmiyor, çıkıyor. Fark etmiyor. Özellikle Ankara gibi bir yerde. Aynen, mümkün uçuş değil. Yasağı. Her yer uçuş yasağı. Aynen öyle. Dolayısıyla, aynen öyle. Dolayısıyla gel Kapadokya'ya taşın. Yani inşallah abi keşke yani ben. Şimdi ama mevzudan uzaklaşmayalım. Esas biz kameradan bahsediyorduk değil evet. mi? Şimdi o zaman videografiyi de dahil edeceksen mesela yeni çıkan X-T32 de senin seçeneklerinden bir Mark tanesi. Mark 2'den bahsediyorum. Hmm. Olabilir. Hiç olmazsa ileride ben çünkü sen vlog yaptığını bildiğim için ölçüsü, kompakt yapısı, dönebilen ekranı. Aynen öyle. Harici mikrofon girişi var mıydı? Harici orada? Mikrofon girişi tabii var. Ki var. Evet. Harici mikrofon girişi. O da önemli yani ses de çok önemli. Ayrıca sen X-Son'u niye sattın o zaman? Sana X-Son da yetiyordu. Ya mesela ben... yani ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet tabii yani, ki yetiyor. He. Şimdi ben seni tanıdığım kadarıyla sen zaten X-T30 Mark II'ye geçmeyeceksin. Sen X-Son'dan daha iyi bir makineye geçeceksin. Kesinlikle abi. Yani bu ben o zaman görüyorum ki sen X-T serisine geçeceksin. Aynen öyle. Şimdi X-T3 videografi için zor Zenaat. Çünkü o zaman da gimbal'a ihtiyacım var. Şimdi X-T3 artı gimbal alacağına acaba ikinci el bir X-T4 mi alsam? O da olabilir. Evet o da aklımda. Ama seni ben tanıyorsam sen XH serisine geçeceksin. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İşte sen beni biliyorsun. Yani onu konuşuruz, gider onu alırız falan. Öyle de bir şey var. İşte 3-5 fazla olsun, güç elimizde olsun. Yine ona geliyoruz kullanmasak ama da ama. Bak o gücü kullanmazsan ve kullanmayı evet, öğrenmezsen sonra... de kafanı ütülerim ben. Aynen, sen benim kulağımı çekersin. Ben onu yemin ediyorum yani. Çekerim abi. Sevgili dostlar, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok insan bu soruyu sorduğu için de çok da güzel bir konu açtı. Teşekkür ederim. Bugün de içerik daha ziyade Orkun'un hani Orkun'un kanal takipçilerinin bakış açısıyla ve beklentileriyle ilgili olsun istediğim için zaten öncelikle içerik ne olsun diye Orkun'a sordum. Ve gerçekten çok zor bir soru sordu bana. Hangi kamera? Evet, hangi kamera? Şimdi sevgili dostlar, o zaman şöyle biraz da özetleyelim. Amacınız sadece fotoğraf çekmek ise, samimiyetle söylüyorum, orta segment yetecektir size. Gerek X-T30 Mark 1 Mark 2, gerek X-E4, hatta daha eskisi X-E3, X-Son, X-T3. X-T3 evet. Şimdi onun da fiyatı düştüğü için artık onu da aynen. rakamsal aynen. olarak orta segmente sokabiliyor. Tabii ki. Bunlar size yetecektir. Bu makinalarla ve doğru lenslerle manzara fotoğrafçılığı yaparsınız. Portre çekersiniz ki portreye geleceğim biraz sonra. Portre çekersiniz. Efendime söyleyeyim, vahşi doğam fotoğrafçılığı yaparsınız. Sokak fotoğrafçılığı yaparsınız. Evet, sokak fotoğrafçılığı da. Aslında yapamayacağınız pek hiçbir şey yok. Evet. Eğer işin içinde daha hibrit kullanacağım ve ben videografiyi de beraber kullanacağım diyorsanız, o zaman X-E4'ü biraz kenara koymak zorunda kalıyoruz. Daha flip out screenleri kullanmak zorundasınız. Dolayısıyla X-T30 olabilir. X-T200 olabilir. X-T200, eğer evet. gücünüz yetmiyorsa. Evet. Başlangıç segmenti aynen. olarak.
X'te X'e son olabilir. X'e son kesin olabilir yani. Yani kesin olabilir. Evet, kesin bir de olabilir. X'te 4 olabilir. Evet. Eğer videografı giriyorsa. X'te 3'ü tavsiye etmekte zorlanıyorum. O da iyi birisi olmadığından dolayı zorlanıyorum. Yoksa hani eğer ki gimbal'la kullanacağım diyorsanız X'te 3'ü %100 tavsiye ederim. Evet. Yani. Ha yok baba ben bu işi artık profesyonel limitlere zorlayacağım. Ben bu işi öğreneceğim. Ben samimiyetle dibini görmek istiyorum bu işin. Değil mi? Elimde güç olsun diyorsanız o zaman X-T4'ten başlayacaksınız. X-T4 aynen öyle. Yani iki taraflı birden konuşalım. Ya sadece fotoğraf bazındaysa X-T3'de yeter. Ama videografi de girecekse işin içine ve handheld kullanabilmeniz için X-T4'ten başlayacaksınız. X-H1'i düşünebilirsiniz. X-H1 evet. X-H1'i hala düşünebilirsiniz. Ve elbette ki bu yeni nesil X-H2S ve belki de X-H2 onu da göreceğiz zaten. Değil mi? Lenslere gelince, hani madem onu cover ettik, bu konuyu da cover edelim. Portre lensi, çeşidi o kadar geniş ki şeyde, Fujifilm'de. Hakikaten samimiyetle söylüyorum. Yani bugün bir 35 mm fikiriyle de portre çekersin. Evet, kesinlikle. Çekersin. Benim çok sevdiğim 50 mm fikiriyle de portre değil çekersin. Mi? Tabii ki. 50 mm f1 gücünüz yetiyorsa ve hani onu seviyorsanız onunla çekersin. Yeni çıktı şimdi Mark 2'si olan muhteşem bir lens olacağını tahmin ediyorum. Elime geçmedi, denemedim ama 56 mm f1.2. 56 mm f1.2. Mark 2. Ya da... Onu benim... ilk kez duyuyorum ben şu an senden. Ama olur mu şeyde zirvede onunla beraber... Ha zirvede tamam tabii, doğru. Tabii zirvede onu da tanıttılar. Aynen, ya beraber tanıttılar. Tamam tabii. Şimdi oldu. Ha. Ve tabii ki 90 mm f2. Yani işte bak benim istediğim... Yani... Başka bir şey. Ama bu tamamen tercihti. Evet. Daha dar mekan portre çekeceksen mesela 90 mm'yi kullanamazsın. Tabii ki. Aynen. 50 mm'nin yani Fujifilm'de 50 mm'nin üzerine çıkamazsın. Aynen. Ki 50 mm bile bugün 80 mm full frame'de 80 mm'ye denk geliyor. Denk aynen geliyor. Aynen. Yani şimdi el ayağı düzgün 90 mm ile bir portre çekebilmek için minimum 3-4 metre geriye gitmen lazım. Aynen. Hatta öyle. Daha da geriye bazen. Bazen 5-6 metre geriye gitmen lazım ki arzu ettiğin şeyi yakalayabilirsin. Tabii ki. Dolayısıyla bunlar. Mesela geniş açı mimari fotoğrafçılığı yapacaksanız, vallahi sevgili dostlar eğer çok paranız varsa 8-16. Felaket. Çok paranız varsa. Ama orada da beni rahatsız eden şey... Yani felaketi bombe. İyi anlamda, ha, parasal anlamda parasal, felaket tabii. Diyorum yani. Bir de bir negatifi var 8'e 16'nın. O da bombe cam olduğu için önüne filtre takamıyorsunuz abi. 8'e 16'ya filtre takamıyor musun? Takamıyorsun. Aa, takamıyorsun. Hmm. Takamıyorsun. Ondan zaman, dolayı 10-24. O zaman 10-24. Benim için 10-24 efsane lenslerden evet. Bir tanesidir. Geniş açı, mimari, dahili mimari bir harici mimari için. Ve perspektif müthiş olan bir lenstir zaten. All purpose dediğimiz her şeyi yapayım lensi düşünüyorsanız 16-80 değil mi? 16-80 değil mi? F4. Hani bazı insanlar soruyor ya ama F4 abi. Ne var F4'te? Yani F4 sen abi yani bazı insanlar F1.0 aldın. 50 metre. Verdin parayı F1.0 aldın. Şu anda 57 bin liram ne o galiba o lens değil mi? Aynen. Tam net bilmiyorum ama. Evet. Yani sen F1'in kaç kere kullanacağını zannediyorsun? Değil mi? Değil mi? Kaç kere kullanabileceğini zannediyorsun? Evet. Kesinlikle. Dolayısıyla F4 demeyin abi. F4 sadece bir F2.8'den bir stop farklıdır. Yani bir stop azdır. Sizin eğer ki kameranız IBC stopunuzu kurtarıyor ise zaten 6.5 stop şeyler diğer 6 ile 6.5 stop arasında avantaj sağlıyordu. Bu yeni X-H2S'ler zaten 7 stop gibi 7 stop. Bir avantaj sağlıyor size. Abi iki yani düşürüver be abi oradan telafi et yani. Değil mi bir şekilde? Tabii ki canım. Ben 16-80'le gece fotoğrafçılığı yapabiliyorum. Değil mi? Değil F4 mi? Deyip evet. Geçmeyin yani. Evet. All purpose dediğimiz yani her şeyi 16-80. Çekerim abi. Tek lensim olsun hangisi olsun 16-80 olsun. Şimdi bazı insanlar için mesela o kırmızı rozet serisi dediğimiz 8-16 onların içine giriyor. 16-55 müthiş bir lens. 16-55 evet. Çok keskin bir lens. Ben bir dönem sahibi olduğum bir lens. Çok da bahsetmem. Neden bahsetmem? Çünkü bana göre fiyat performans lensi değildir. Hmm. 8-16 gibi. Hmm.
şeydir yani. Hani var ya, ya benim Lamborghini'm olsun, benim Ferrari'm olsun. O öyle öyle bir lanstır abi. 16.55. 16.55. Ha, videografi için müthiş bir lanstır. Hmm. Ona hiç itirazım olamaz. Ama pahalı bir lens benim için fazla keskin. Peki prime olarak, başlangıç olarak... Dur devam edeyim. Özür dilerim. Dur devam tamam. edeyim abi. Zoom lens. Şimdi kuş çekeceksin. Evet. Ayı çekeceksin benim gibi. Evet. Değil mi? Uzak evet. mesafe çekeceksin. Evet. Abi o zaman 73'lü. Ha yanlış anlama. Yine de müthiş bir zoom lens'tir 55-200 abi. Onun, hani büyülü bir lens'tir biliyor musun? Evet, o lens'te çektiğim her imkan olsa hani bütün lens'ler dursun. Ama şimdi 73-300 aldıktan sonra 55-200 elimde tutmak çok akıl kârı değildi. O yüzden satmak zorunda kaldım. Zaman zaman pişman oluyorum, onun evet. samimiyetli oluyorum. Değil mi? Çünkü 55-200 ile çektiğim o kadar büyülü kareler var ki müthiş güzel bir lens. Onu da tavsiye ederim. Ama daha uzak erişim için bir de 55-200 ile bu biliyorsun telekonvertörleri kullanamıyorsun. Evet, aynen öyle. 70-300 o yüzden zaman... 70-300 evet. bir ve çarpı 2 telekonvertör değil. Bunu değil. Tavsiye etmiyorum. 1.4'ü tavsiye 4. ediyorum aynen abi. Öyle. Orada keskinlikten bir şey kaybetmiyorsun 1.4'te. 2'de çok kaybediyorsun. Evet. 2 evet, evet. sıkıntılı yani. Ya paranız ve gücünüz yetiyorsa tabii ki 100'e 400 ve yeni çıkan 150'ye 600. Evet, 150'ye. Ama onlar da artık çok uç noktalar. Ya onlar aynı. Maddi evet. açıdan yine fiyat performanstan bahsediyor isek 73. 73. Gelelim prime lenslere. Evet. Çok zor bir soru ya. Ya prime lensler ya hani gerçek. Bak onları da iki seçen yani iki şeyde tutacağım. Hatta üç. Hani nasıl kameraları konuşmuştuk. Hani başlangıç segmenti, evet. orta segment ve üst segment. Bunu söylerken de fiyattan bahsediyorum ha. Görsel kaliteden bahsetmiyorum. Evet. Çünkü hepsi birbirinden güzel. Bak bugün sen XC35'i bu F2'yi kullandın abi. Evet. Ben bir kıyaslama yaptım. Hem XC35 F2 hem 35 F2 yani XF35 F2 birbirlerinden farkı yok. Kesinlikle yok. Keskinlikte ramak kaldı ha. XC'ye geçiyordu yani XF'e. Evet doğru. Mesela, böyle şey yapalım. XC serisinde kesinlikle XC35 F2 tavsiye ederim başlangıç segmenti evet. olarak, fiyat olarak. Videografi için 23 mm F2'den başlayabilirsiniz. 23 mm F2, o güzel. Fotoğraf için 35 mm F2. Evet. 50 mm f2 evet. ve 90 mm f2. Evet. Ama 90 mm f2 her ne kadar f2 ise de o orta segmentte değil abi. Üst segment bir lens. O üst segment bir lens. Evet. Onu anlayalım. Eğer şey yapmak istiyorsanız da tabii f1.4'ler var ki bunun artık yeni seri. Onlar müthiş ötesi prime lensler. 18, 23, 33 f1.4. Of evet ya işte. Yani olağanüstü lensler. Evet, evet, ama evet. üst segment. Maddi olarak da üst segment. Aynen öyle. Aynen. Şey olarak da üst segment. Yani kalite olarak da üst segment. Evet. Başka ne kaldı? Ha, makro. Makro fotoğrafçılık yapıyorsanız tabii o bambaşka konulara giriyor. Ama orada da bir tane lens var zaten. 80 mm f2.8 makro. Bir de 60 var ama o yarı makro. Yarı makro. Yani 0,5 büyütme oranı var onun. Yani birebir büyütme oranı yok. Yok. Birebir büyütme oranı yegane lens 80 mm makro. Başka sormak istediğin soru var mı? Şu anda yani bütün sorularıma cevap aldım diyebilirim. Bu insanlara da herhalde bir ışık tutmuşuzdur diye düşünüyorum. Vallahi umarım öyledir evet. ama buna mukabil tabii ki beni kanaldan takip edenler bilir. Bütün sorulara da cevap veriyorum. Aynen. Bugüne kadar herhalde cevap vermediğim soru hiç yok. Ben... Denk gelmedim ha. yani bakıyorum bütün yorumlarını da okurum bilirsin. Biliyorum. Hepsine cevap vermişsindir. Yine de kafanızda yani kafanızı karıştıran yine de iki makine arasında kaldığınız noktalar varsa çekinmeyin. Yorumlara yazın. Mutlaka elinden kesinlikle. Geldiği kadar cevap vermeye çalışırım ve cevap veririm de. Vallahi eğer başka söylenecek bir şey yoksa umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunuzu hak etmiştir. Hala abone değilseniz ne yapsınlar Orkun? Hemen abone olsunlar ve yorum da çok önemli bence. Çok önemli, evet. Yorum da yaparsanız harika olur. Vallahi yorumlar hakikaten bizi canlı tutuyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yani yanlış anlamayın, eleştiriye de açıyorum. Seviyeli eleştiri. Evet. Bak, evet. Yani eleştiri yapmış olmak için yapmayın. Yap. Hakikaten evet. bir şey mi yakaladıysanız beni düzeltmek adına, beni daha iyiye götürmek adına aynen her öyle. Türlü eleştiriye açıyorum. Aynen öyle. Ama abidik gubidik yapmayın ya. yapmayın arkadaşlar ya.
Yani biliyor gibi yapıp da yorum yapmayın. Değil mi? Hepinizi çok seviyorum. Ben Erdin Çomaç. Ben Orkun Dayıoğlu. Namı diğer Moto JJ. Namı diğer Moto JJ. Sevgili dostlar, huzurla kalın, keyifli kalın, sağlık ile kalın, hoşça kalın.